Peki şimdi botoks nasıl uygulanıyor? Bu da çok sorulan bir başka soru. Şöyle, uygulama mesela ne kadar sürüyor? Uygulandıktan sonra kalıcılık süresi ne kadar? Diyelim ki ben kaşlarımın arasına botoks yaptırmak istedim. Size geldim. Siz botoksu yaptınız ama daha sonra tekrarlanması mı gerekiyor? Bir defa botoks yaptıran bir daha yaptırmak durumunda kalıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Botoksun uygulama işlemi, az önce söyledim ya, biz genellikle kaş üzerlerine, göz kenarlarına, göz altlarına, kaş aralarına uyguluyoruz. Böyle bir yapılan uygulama yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. 10 dakika kadar sürdükten... Acı vermiyor değil mi hocam? Yani bir iğne battığınız zaman, tabii bir iğne battığı zaman ve o anda ilacı içeriye zerk ederken ne kadarlık bir ağrı, acı hissedilirse o kadar, oluyor. Zaten işlem bittiği anda da ağrısızı kalmıyor. Yani iğneyi cildin içinden çıkardığınız takdirde belki onun ağrının hafif bir kalıntısını birkaç dakikada hissedersiniz. O kadar. Uygulamayı yaptıktan yaklaşık 2 gün sonra, 3 gün sonra botoks yavaş yavaş kendi varlığını artık hissettirmeye başlıyor. Yani etkilerin ilk başlangıcını biz botoksu uygulamadan yaklaşık 2 gün, 3 gün sonra görmeye başlıyoruz. Etkinin tam olarak yerleşmesi 1 ayı sürüyor ve bu süre içinde de giderek artan bir grafiği oluyor. 1. ayın sonunda, uygulama yapıldıktan 1 ay sonra etki en üst düzeye ulaşmış hale geliyor. Ama etkisini, biz bunun etkisini 1. aydan sonra gösteriyor. Hayır, hayır. Etkinin başlaması 1 haftadan itibaren başlıyor. Yani biz botoks yapıldıktan sonra karşımızda bir kişiye baktığımız zaman 1 hafta sonra tamam biz bu botoks etkisini göstermiştir artık diyebiliyoruz. Ama etki 1 aya kadar daha da artıyor. Etkisinin şiddetini artıyor ve 1. ayda tam en yüksek hale gelmiş oluyor. Anladım. O seviyede yaklaşık 2 ay kadar daha o en yüksek seviyede devam ediyor. Ondan sonra da yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bir şey geçmeye başlıyor. O zaman uzun bir süre yani. Değil mi? Bir yükseliş, bir tepede kalma, bir de azalış şeklinde düşündüğümüz takdirde bunun etkisini mesela 3. aydan 4. aydan sonra azalışa başlıyor. Artık 4. ayın sonlarında veya 5. ayda tamamen ortadan kalkıyor. Yani sonuç olarak tekrarlanması gereken bir yani durum söz konusu. Kişinin mesela ilk defa botoks yaptırmış bir kişi, botoks yaptırdığından dolayı elde etmiş olduğu görüntüden dolayı memnunsa, herkes memnun olmayabilir. Beğenmiyor. Ben bir kere yaptırdım. Pek hoşuma gitmedi diyenler de